Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Günümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Binlerce insan enfarktüsten hayatını kaybediyor. Damar tıkanıklığının ana nedeni ise yüksek kolesterol, yani fazla yağlı yiyeceklerle beslenme. Kendinize yaptığınız haksızlıklara ve hatalara son verme zamanı geldi. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar, sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu Olympus pişirme robotuyla artık çok kolay. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sisteminde pişen etler yanan ateşe temas etmeden pişer. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık, suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın. Kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Hanımlar, beyler, artık mazeretiniz kalmadı. İşte Olympus pişirme robotu. İşte gül kebabı. Malzeme listemizi verelim efendim, neler kullanacağız. Öncelikle 2 kilogram domatesimiz var. 500 gram tavuk kıyma kullanacağız. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 6 adet karışık biber, 1 tutam maydanoz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve kimyonla beraber güzel böyle efendim gül domates kebabı yapacağız sizlere. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen malzemelerimizi sizlere saydık. Malzemelerimizi saydıktan sonra kısaca bir daha malzemelerimizi anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen kebabımızı yapmaya tabii ki başlayacağız. Kebabımızda neler olacak sevgili izleyenlerimiz? Burada biz bütün şeyler önümden demiş. Hayır, soğan. Tırşık yapacağız Mustafa abi. Seninle beraber tırşık yapacağız. Sen biraz sabır et. Sana güzel tırşık hazırlayacağız. Mustafa Bey kebap duyan böyle dayanamıyor. Yok, kebap değil de şimdi geçen dedik bir yere geldiğinde tırşık yapacağız. Niye yapmadın? Evet. Bugün tırşık yapman lazım. Tırşık hayaliyle gelmiş. Evet, tırşık hayaliyle gelmiş. Tabii dedim ki bir de acele olacak böyle. Sabahtan beri yemek yemiyor şimdi, gözünü seveyim. Yani. Tamam, o zaman inşallah Ramazan içinde. Vallahi ben de açım. Ramazan içinde iftar yapmıyorum çünkü ancak iftarda yine. Sana yani güzel tırşığı yapalım bugün sabah. Bugün hepimiz açız, haberin olsun. Ben sabahın 8'inde kahvaltı yapmışım, bayılacağım neredeyse. Haberin olsun. Ben bir lokma ekmekle durdum. Ben de hiç kahvaltı yapmamış, ben hiç sesimi çıkarıyorum. Tırşık yapman lazım. Ama ben sana güzel yemek yapacağım. Bu sohbet çok kötü bir yere gidiyor. Kötü örnek oluyoruz efendim. Kahvaltımızı yapacağız, yok, yemeğimizi düzenleyeceğiz. Yok, ondan değil. Ben zaten biliyorsun bugün biraz annem rahatsızdı. Geçmiş olsun. Acılar, Allah'tan acı şifalar diliyorum. Allah razı olsun. Evet. Onu hastaneye götürdüm. Biraz onunla uğraştım. Onun için biraz geç kaldım. Bahanem var yani. Yok, bahanesinde değil biliyorsun. Ama gerçi ben çok fazla sabahları kahvaltı yapmıyorum. Biraz da bu havalarda ısındıktan sonra dedik yani biraz da rejim yapalım. Ben göbek ister etiyorum. Anlamı mı söylüyorsun? Evet, biraz dedik biraz daha kilo verelim. Onun için biraz dikkat ediyoruz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen malzemelerimizi sizlere anlattık. Malzemelerimizi saydıktan sonra tekrardan bir daha malzemelerimizi sayalım. Hem güzel sohbet etmeye devam edeceğiz, hem de size güzel yemekler hazırlayacağız. Bol domates kullanıyoruz. Siz kullanacağınız tepsiye göre domatesleri ayarlayabilirsiniz. Yani hangi tepsinizde kaç tane domates, kaç adet sığıyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ve 1 kilo kadar tavuk kıymamız var sevgili izleyenlerimiz. 2 diş veya 3 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 adet soğan kullanıyoruz tekrardan. Biber salçamız olacak sevgili izleyenlerimiz. Ve az hafif yağımız olacak. Ondan sonra baharatlarımız ve biraz da bu irmik, isterseniz siz içine ilave edebilirsiniz, isterseniz etmeyebilirsiniz de bu sizin tercihinize kalmış bir şey, ama irmik de içine ilave edersek hem daha güzel olacak, hem daha lezzetli, hem de kıvamı da iyi bir şekilde hazırlamış olacak. Ama siz diyet yapacaksanız, eğer biraz da rejime başlamışsanız irmik kullanmayabilirsiniz de o tercih size kalmış. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen size malzemelerimizi saydık.
Malzemelerimizi anlattıktan sonra ilk önce ne yapacağız? Tabii ki soğan ve sarımsağımızı rendelememiz gerekiyor. Onları önce sarımsağımızı rendeleyelim. Ondan sonra soğanın suyuyla beraber hemen hazırlamış olacağız. Hemen 3 veyahut da sevgili izleyicilerimiz 4 diş sarımsağımızı önce rendeleyelim. Hemen görüyorsunuz 4 diş sarımsağımızı ufak rendemizin gözüyle hemen rendeleyelim. Hemen sarımsağımızı rendeledikten sonra sevgili izleyicilerimiz hemen soğanımız. Hemen soğanımızı da 1 adet soğan demiştik. Onu da rendeliyoruz. Hemen az ufak bir parça kaldı. Abdullah Usta, sen evde de yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Özellikle senin gibi böyle önemli bir dostlarım geldiği zaman, misafirlerim geldiği zaman mutfağa gidiyorum ben. Bilmiyorum artık. Yengenin korkusu da mı? Şimdi sevgili izleyicilerimiz, evet, soğan ve sarımsağımız rendelendi. Ondan sonra irmiğimiz, onu da içine ilave ediyoruz. Bir çay bardağı kadar irmik içine ilave ettik. İrmiği içine ilave ettikten sonra biber salçası sevgili izleyicilerimiz, hemen bir tatlı kaşığı kadar biber salçamızı içine ilave ediyoruz. Şimdi biber salçamızı içine ilave edip hemen başlıyoruz yoğurma işlemini. Soğanımızın suyu sevgili izleyicilerimiz, bir de salçamız, tekrardan bunları iyice birbirine yediriyoruz. Aklıma Bahadır Ödemiş kebabı geldi usta. Değil mi? Vallahi evet. İstiyoruz yani. Şimdi telefon mu açmam lazım? Mail atmanız lazım. Hemen mail atıyorum o zaman komple mutfağa. Hayır, mailleri de ben okuyorum. İşin kötü tarafı o. Mail geldi usta, haberin olsun. Ayşegül Bayıcı diyor ki Ödemiş kebabı istiyor. Tamam o zaman. Hadi yapalım. Aslında size bir, öyle bir sözüm vardı. Yapalım, evet, bu hafta içinde. Yapalım, yapacağız inşallah demiştik. Hadi bakalım. Hemen irmik, ondan sonra salçamız, sarımsak ve soğanları hemen güzelce bir şekilde yoğurmalı. Şimdi de İçine pul biberimizi, Ayşegül'ün çok sevdiği, vazgeçemedi. Hatta rüyasında gördü ve çayına kattı. Pul biberimizi de içine ilave ediyoruz. Ama pul biberi biraz fazla olabilir. Pul biberi çok fazla da seviyorsak içine ilave edebiliriz. Tekrardan yüksekten fırlattı. Biliyorsun marjinler acıyı çok sever. Özellikle... Ay evet, seviyoruz gerçekten. Adıyamanlılar da sever. Aynen. Ya... O yüzden çok yaman oluyorlarmış. Alakası yok yani. Şimdi acı herkes yiyor de. O yemek az... Tadıdır biliyorsun o acılar. Doğrudur. Şimdi doğrudur. Hemen sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi harcımızı hazırladık. İrmikle, salçamızla, ondan sonra soğanımızın suyu ve bütün baharatlarımızı sarımsakla beraber iyice bir yoğurmuş olduk. Evet, tekrardan. Bir telefonumuz var, bakalım kim aramış bizleri. Tamam. Alo. Selamünaleyküm Ayşegül Hanımcığım, nasılsın, iyi misiniz? Aleyküm selam. Maşallah, efendim. Gümbür gümbür ses geliyor. Evet Hülya Hanımcığım, gerçekten. Evet, evet, Hülya Hanımcığımın sesi her zaman gümbür gümbür maşallah. Şu anda hazır sevgili izleyicilerimiz, harcımızı hazırladık. Önce neler yaptık bir daha size anlatalım. Soğanımızı, sarımsağımızı rendeledik. Onları rendeledikten sonra hemen üzerine irmiğimizi ilave ettik. Tekrar rendelemeye devam ettik. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar salçamızı üzerine ilave ettik. Baharatlarımız tabii ki tuz, karabiber, pul biber ve kimyonumuzu. Baharatımızı ilave ettikten sonra tekrar yoğurma işlemine devam ettik. İyice yoğurulduktan sonra hemen tavuk kıyması, siz isterseniz biraz daha fazla da tutabilirsiniz. İsterseniz yarım kilo da. Biz bir kilo kadar kullanacağız. Sevgili, bir de geniş bir tepsi aldık. Gördüğünüz gibi. Yağlayacak size, yağlamayacağız. Tamam. Onun altına sadece çok hafif biraz yağımızı dökeceğiz ve suyumuzu dökeceğiz. Onu en son yapacağımız işlem. Şimdi ben domatesleri istersen hazırlayayım. Siz yavaş yavaş içini doldurun. Tamam usta, hemen. Bir tanesini örnekte yapalım. Ben hemen o zaman eldivenlerimi alayım şöyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, hemen gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Onu hazırladıktan sonra tekrar domatesimizi görüyorsunuz. Dörde bölüyoruz. Mustafa Bey bugün otursun, sadece şarkı söylesin. Mustafa yormayalım. Bey, çalıştıralım istersen. Ya ben oraya kim gelirsem biliyorsun bütün yemekler alt üst olur ondan dolayı. En güzeli efendim o böyle güzel güzel türkülerini söylesin. Biraz sonra inşallah Adıyamanlıların, gergerlilerin çok sevdiği türkü gelecek. Evet, evet, nasıl yapıyoruz şimdi usta? Şimdi hemen domatesimizi dörde bölüyoruz. Harcımızı arasına koyuyoruz, evet, ve tekrardan kapatıp tepsimize koyuyoruz. Tam bir gül. Evet. Tam bir Ayşe Gül. Gül. Evet. Ayşe Gül. Gül oldu. Evet, Hülya Hanım şimdi orada çığlık atıyordur. Abdullah Gül.
Mustafa Gül efendim. Evet. İşi biliyor ya. Adam bazen işi biliyor adam. Hemen sevgili izleyicilerimiz tekrar devam ediyoruz. Ben domateslerimi hazırlıyorum. Ayşegül evet Hanım'a veriyoruz. O da şöyle hazırlamaya devam ediyor. Açıyorum. Çok açmıyorum. Fazla evet, bozulmasın domatesimiz ve içini dolduruyoruz. Böyle İçli köfteye benziyor ya bu. Öyle evet, içli köfteye benziyor. Dolmaya benziyor hayır, biraz. Hayır, senin zaten istediğin Ödemiş kebap burada. Hiç uzaklarda aramana uzaklarda gerek yok. Uzaklarda arama. Tamam. Sadece kırmızı etle yapmıştık. Bir de beyaz et oldu. Çok fazla büyük bir şey yok. Arasında fark yok. Evet ama domates yoktu orada. Evet domates yoktu sadece. Unutmadım yani. Bu da çok güzel olacak. Eminim öyle usta. Siz kesin, ben hemen efendim güzel güzel tamam, doldurayım içini. Bir de sizden rica ediyorum. Bir kez daha iç harcımızı anlatır mısınız? Tabii usta? Ki bir de anlatalım izleyenlerimize. Şimdi tekrardan size sevgili izleyicilerimiz anlatıyoruz neler yaptığımızı. Hemen soğanımızı, bir adet soğan kullandık. Ve bir 3 veya da 4 diş sarımsağımızı. Onları önce rendeliyoruz. Onları rendeledikten sonra tekrardan geniş bir kabımıza koyduk. Ve ondan sonra üzerine tekrardan bir çay bardağı kadar irmiğimizi ilave ettik. İrmiğimizi ilave ettikten sonra tekrar yoğurma işlemine başlıyoruz. Hemen iyice bir yoğurduktan sonra içine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanıyorum. Normal domates değil sevgili dinleyenimiz. Biber salçası hem çok yakışıyor hem de güzel bir renk verdiği için ben biber salçası tercih ettim. Sizler de aynısını tercih edersen daha güzel olacak. Ve biber salçasıyla beraber tekrar yoğurma işlemine devam ediyoruz. İyice biber salçamızla irmikle birbirine yedirdikten sonra tekrar ne yapıyoruz? İçine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biberimizi, kimyonumuzu içine ilave ediyoruz. Pul biberini biraz daha fazla tutuyoruz. Ama acıyı çok fazla sevmiyorsanız sizler az tutabilirsiniz. Ve onu da içine ilave ettikten sonra tekrardan hemen kıymamızı, 1 kilo veya da yarım kilo kadar kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymamızı da içine ilave ettikten sonra harçımız hazırlanıyor. Ondan sonra domateslerimizi kesiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Domateslerimizi kestikten sonra iç harcımızı içine ilave ediyoruz. Ve içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kapatıyoruz tepsimize. Kapatıp dizdikten sonra hemen içine biberlerimizi de ilave edeceğiz. İçine bir veya da iki çay bardağı kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz da zeytinyağımızı, zeytinyağımızı ilave ettikten sonra fırına göndereceğiz. Fırında 150 derece bir 40-45 dakika pişecek sevgili izleyicilerimiz. Ve 40-45 dakika piştikten sonra alıp tekrardan servis etmiş olacağız. Evet çok güzel görünüyor usta gerçekten. Ben ellerine sağlık bu diyorum. Bu domatesler hangi bahçede kopardın? Hangi bahçede kopardın? Bizim orada bir bahçe vardı, orada aldım geldim sana. Bizim orada bustandan mı kopardın? Çok güzel ama domatesler de güzel kokuyor. Onun için baksana içi tertemiz. Evet. Gayet yoksa güzel böyle. Çalmadın değil mi? Kesin bahçeye girip de çalmışsın evet, bunları. Bizim burada bahçe olsa belki alırdık ya. Bahçe yok Mustafa'm yani. Aslında senin o tarafta var mı bahçe? Nerede bizim burada? Oo. Deseni getirdim sana ya. Aslında şimdi bizim buradaki temel amacımız izleyenlerimizin elinde malzemeler kalıyor. Evet. Onlar ziyan olur. Artık bu ayda biliyorsunuz artık domateslerin, meyvelerin, sebzelerin hem bol olduğu hem de çok uygun olduğu evet, yaz dönemi. İzleyenlerimiz de bu yönde benden çok büyük talepte bulundular. İşte bizlere de bu yönle ilgili yemekler yapar mısın? Bugün zaten iki tane yemek istekti. Üçüncü yemeği de ben bu şekilde hazırladım. Artan domatesleri bu şekilde yapabilirsiniz. Ama siz tavuk yemiyorsanız aynı işlemi kırmızı ette de yapabilirsiniz. Evet, o da çok yakışıyor. Tam onu diyecektim ben, çok güzel olur. O da çok yakışıyor biliyorsun Ayşegül Hanım. Hem o yapmış olduğumuz Ödemiş kebabımızı da aratmayacak. Aynı lezzette ve sağlıklı bir şekilde izleyenlerimiz kesinlikle yemiş olacak. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. İzleyenlerimiz eğer diyet yapıyorsa içine irmek kullanmasınlar. Hatta ne yapabilir? İçine bir adet birbirini daha iyi bir şekilde tutsun diye bir adet yumurta kullanabilirsiniz. Tercihe göre. Evet, tercihe göre ama bu şekilde hazırlarlarsa daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. İnşallah usta, çok güzel görünüyor gerçekten. Domatesleri böyle güzel tabii, güzel şimdi dolduracağız. İsmi Gül olunca. Gül olunca değil mi? Evet efendim, Gül kebabı olunca böyle güzel tabii, güzel dolduruluyor. Tabii, itibat etme. O zaman biz de ne yapalım efendim? Mustafa'yı boş tutmuyorum değil mi? Evet tabii. Güzel bir eser gelsin bakalım. İtham olsun, klibimiz gibi şu an bütün ekranlarda yayınlanıyor. Evet. Adıyaman Gergerliyiz. Hadi o gelsin. Yalan dolan bilmeyiz biz. Adıyaman Gergerliyiz.
Mecnun'um sen Leyla'm. El ele gidek Nemrut'a, ben Mecnun'um sen Leyla'm. Yalan dolan bilmeyiz biz, adı yaman gergerliyiz. Yarısını yar sevmeyiz, farkımız o gergerliyiz. Farkımız bu kahtanlıyız. Mardinliyiz ama. Mardinli güzel yerim derler ya. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Eminim Adıyamanlılar gergerler bunu dinleyince bütün şu an heyecanlanıyorlardır. Herkes ve güzel beğeniyor. Herkes izliyor. İnşallah sadece Adıyaman değil yani. Bütün türkü sevenler hepsi dinliyor. Evet, çok güzel olmuş. Ağzınıza sağlık tekrar. Efendim şimdi ellerinize sağlık, bir de ustamıza diyelim. Çok sağlık, güzel görünüyor domatesler. Harika. Ben burada rahat duramıyorum. Oraya gelmesem. Buyurun gelin Mustafa. Şey, yapılmasam olmuyor. Buyurun buyurun. Şimdi evet. Yapılmasam olmuyor buraya. Yani senin şimdi, yanıma alalım. Tabii ne koydun buraya? Bir öğrenelim. Tabii bir daha anlatalım izleyenlerimize. Şimdi neler kullandık? İlk önce soğan. Biliyorsunuz soğan bütün yemeklerimize, kebaplarımıza, ondan aynen, sonra yazda etlere çok güzel lezzet veriyor. Ve bir de onun yanında sarımsak. Ne güzel duruyor orada. Evet, karşımızda. Bir de onun yanında sarımsak. Sarımsakla beraber ikisini yoğurduk. İkisini rendeledik. İkisini rendeledikten sonra hemen irmiğimizi içine ilave ettik. İrmikle beraber tekrar rendelemeye devam ettik.
O soğan suyunu çektikten sonra içine biber salçamızı ilave ediyoruz. Ve biber salçamız da çok güzel bir renk veriyor. Ve biber salçamız irmiğini iyice birbirine yedirdikten sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz tekrardan. Ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan tavuk kıymasını içine ilave ediyoruz. Süper anlattı, hemen bunu frene atalım. Tavuk kıymamızı da içine ilave ettikten hemen sonra frene atalım güzel bir şekilde domateslerimizi içine doldurduk. Sevgili izleyicilerimiz, kebabımız şu anda hazır ama kebabımızın yanında 5-6 tane biber kullanacağız. Biberi arasına seriyorsun değil mi üstüne? Kenarlarına koyacağız. Onların herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece ufaktan keselim biberlerimizi. Hemen sevgili izleyicilerimiz, biberlerimizi görüyorsunuz. Hazırladığımız biberlerimizi kesip sadece tepsimizin kenarına gelecek şekilde koyuyoruz. Hemen sadece ortadan ikiye bölüyoruz. Hem lezzet versin hem de güzel böyle göze güzel görürsün. Tabii ki hem de biliyorsunuz hem göze hitap ediyor. Şimdi bu kaç derecede pişecek? Bu şimdi 150 derece. 150. Bir 40 tabii 40-50 dakika fırında pişmesi gerekiyor. Onun için çünkü düşük dereceyle pişirmemiz gerekecek. Üzerini örtmeyeceğiz. Bu şekilde hazırlanacak. Biraz sevgili izleyelim. Şimdi kebaplarımız hazır. Kebaplarımızı hazırladıktan sonra suyumuzu. Ne kadar suysa bir çay bardağı kadar diyelim mi? Yani yarım su bardağı kadar tamam. Desek yeri var. Yarım sevgili su yönetmenin suyunu kullandık ama ona dolduracağız suyu. O biraz da yağ istediniz değil mi? Biraz da zeytinyağımız. Hemen şöyle zeytinyağımızı da üzerine eline biraz sağlık. Rica ederim, gezdirdik. Sevgili izleyicilerimiz, kebabımız domates, güllü domates kebabımız şu anda hazır. Ayşegül Hanım yine rahat durmadı domates. Tuzumuz da sertti ve kebabımızı fırına gönderiyoruz. Tekrardan fırında güzelce bir şekilde hazırlanacak. Ondan sonra bir daha size göstereceğiz neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve kebabımızı fırına gönderiyoruz. Evet efendim, tadı tuzu güzel olsun inşallah. Şimdi ne diyoruz efendim? Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlere harika bir tatlı yapacağız. Ayşegül Hanım mis kokuyor yemin ederim. Ay evet, gerçekten böyle gül gibi kokuyor. Böyle gül içine girersin ya, aynı böyle o gül kokusu veriyor şu an. Evet, çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık usta. Sağ olun. Biraz benim de ellerime sağlık değil mi? Sizlerinize sağlık tabii ki. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi pastamız hazır. Kadayıf'tan yaptığımız jöleli pastamız hazır. Ondan sonra gül domates kebabımız, o da hazırlandı tepsimizde. Gördüğünüz gibi. Gülüyor o da bize. Evet, o da bize gülüyor. Biraz sonra tadına bakacağız. Ve onu hazırladıktan sonra şimdi tekrardan... Şimdi sıra kabağı mı geldi? Evet, tamam. Şimdi tekrar kabak hazırlayacağız. Bu da bir istek üzerineydi sevgili izleyicilerimiz. Hemen bu isteği de hazırlayalım izleyenimiz için. Bu da farklı olacak. 4 adet kabak kullanıyoruz. Hemen sevgili izleyicilerimiz, kabak mezemiz için 4 adet kabak kullanıyoruz. Olan bir evet. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı bu şekilde bizler de. Mutfak sıcağı değil ama sizin sıcaklığınız ayrı konu. Teşekkürler efendim. Yeni albümünüz de hayırlı olsun. Yeni klibiniz, yeni eserleriniz. Efendim sevgili izleyenlerimiz, artık geldik güzel bir günün sonuna diyoruz. Bu güzel lezzetler için ustaya ben bir daha teşekkür ediyorum. Gerçekten harika görünüyor. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar görüşeceğiz yarın. Şöyle ben tamam, isterseniz güzel bir eserle burada, vedamızı burada yapalım. Mı, evet sevgili izleyenlerimiz, yine bir günü noktaladık ama heyecan içinde. Yine yarın buradayız. Farklı tatlarda lezzet ekranda olacak. Çünkü geçin, her programda heyecan almasa o bir kere o program güzel olmaz evet, biliyorsun. Evet, evet, aynen. Evet efendim. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis Komple mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, yeri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tüsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus Komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.